Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 Bölüm 9 Sülasi mezit fiillerin devamı niteliğinde bir ünite 3 alt başlıktan oluşuyor. Fatiha suresini görmekteyiz. Devamında giriş bölümü mukaddimetun. Arapçada 3 harften oluşan sülasi fiillere bir harf ilave ederek, iki harf ilave ederek, üç harf ilave ederek yeni kelimeler elde edebiliyorduk. Sülasi mücerret dediğimiz yani yalın halli, yalın haldeki bir fiile, üç harften oluşan yalın halli bir fiile bir harf ilave ederek yeni bir kalıp, bir form elde edebileceğimizi bir önceki ünitede görmüştük. İki harf de ilave edebilirsin, üç harf de ilave edebilirsin. Dört harf ilave edebilir misin? Edemezsin. Çünkü Arapçada en fazla 6 harf, en az 3 harften bir fiilin oluştuğunu ifade etmiştik. Demek ki 3 harf ilave edebiliriz. İlave edeceğimiz bu harfleri kafamıza göre kendimiz belirlemiyoruz. Hangi harflerin ilave edilebileceği kurallarla sabittir. Onlar işleniyor zaten. Bir orijinal haldeki sülasi mücerret fiile, mücerret yalın hal demek. Bu da sadece sülasi demiş. Sülasi isen mücerret ve mezit olarak ikiye ayırabilirsin. Şuraya sülasi yazdığımı varsay. Bunu bir tarafa mücerret hali, onlar altı kalıptı işlenmiş idi. Sülasinin bir kısmı altı, mücerret yani. Bir kısmını da sülasinin mezidi olarak ayırabilirsin. Mezit, mezite ayrılır. Bir de mücerret olarak ayrılır. Mezitte altı bab vardı, işlenmişti. Faale, yef'ulu vesaire vardı. Meziti işliyorduk. Meziti de kendi içerisinde tek harf ilave, iki harf ilave, üç harf ilave diye anlatabiliyoruz. Tek harf ilaveli olanlar işlendi. İşte iki harf ilaveli çeşitli fiiller, üç harf ilaveli çeşitli fiiller oluşabilir. Şimdi bakalım neler işlenecek. Şimdi iki harf ilave ve üç harf ilave ile elde edilebilecek olan fiilleri işleyeceğiz. Da kısaca bunlar anlatılıyor. Mazi, muzdarip, mastar çekimleri vardır diyor. Dil bilgisi bölümünde ayrıntısıyla görürüz. Günlük hayatımızda Arapça 9. El Arabiyyetu fi hayatina el yevmiyyeti 9. Sevindirici bir haber. Haberun bir haber. Öyle haber ki sarun. Sevindirici bir haber. Selim ile Mahmut arasında bir konuşma geçmiş. Sabahul hayri ya Mahmudu. Günaydın Mahmut. Mahmudun. Mahmut diyor ki sabahun nuri ya Selimu. O da günaydın Selim diyor. Selim devamında şöyle demiş. Sara usbu'an. Bir hafta oldu. Ve nahnu biz lem neteqabel. Karşılaşmayalı. Fil külliyeti. Fakültede görüşmeyeli, karşılaşmayalı bir hafta oldu. Sara, kâne, bu fiillerden bir tanesi. Mahmud diyor ki sahih, doğru diyorsun. Ene ben meşgulün, meşgul idim bil bahsi araştırmayla. Araştırma sebebiyle meşguldüm fi hâdihil eyyâmi bugünlerde, o günlerde, şu günlerde. Fi nihayeti şehri. Ay sonunda, sefe ileride hemen değil yani ayın sonunda. Eşteriku ben katılacağım, katılacakım, katılacağım diye yazılır. Yani ecek, acak, gelecek zaman olması gerekir. Katılacağım. Neden gelecek zaman manası veriyoruz? Sefeden ötürü. Sefe olmasa eşterikuya ne dersin? Katılıyorum, katılırım derdim. Katılıyor, katılır. Yani ir, er, ar şeklinde geniş zaman. Veya yor ile şimdiki zaman manası verecektik. Başına sefe geldiğinden bu fiil artık gelecek zamana ait oldu. Katılacağım. Ecek acak. Katılacağım diye okunur. Fi mü'temeri. Fi mü'temerin düveliyin. Mü'temer konferans. Düveli uluslararası, devletler arası bir konferansa iştirak edeceğim. Katılacağım. Öyle bir uluslararası konferans ki bu. Tünezzimu. Düzenliyor hu onu. Kim ne? Camiatu Beyrut. Beyrut Üniversitesi'nin düzenleyeceği, devlet üniversitesinin düzenlemekte olduğu bir devletler arası, uluslararası konferansa katılacakmış.
Selim diyor ki Rabbuna yu'inuke ya ahi, Rabbuna Rabbimiz e'ane yu'inu, yardım eder, yardım etsin ke sana ya ahi, kardeşim Allah yardımcın olsun diyor. E'ane yu'inu, a'ane kökünden e'ane. Nasıl bir fiil? Bir önceki ünite ile alakalı mı? Alakalı. Kelimenin aslı a'ane. Sülalesi mücerret hali, yalın hali. Üç harften oluşan bir fiil. Elif'in aslı ne? Elif'in aslı da vav idi. Yani diyebiliriz ki kelimenin doğduğu hali neydi? A'vene. A'vene. Vav harfi illet mutarrik makabli mefsuh. Ne gerekir? Vav elife çevirmek gerekir. Çevirdik. A'ne oldu. Daha sonra bunu ifa babına aktarmak istediler. Ne gerekir? Başına bir tane elif eklemek gerekir. Böylece e'ane oldu. Elif dedi ama hemze yani. Çünkü elif hareke almaz. Elif nerede? Ayn ile nun arasındaki harfe elif derse, çünkü hareke alamadığından, alması imkansız olduğundan ona elif denilir. Buradaki ilk harf ise harekeli olduğuna göre bu elif değil, hemzedir. Diz sürüşmesi bazen hemzeye elif, bazen elife hemze denebilir. Kitaplarda da bu tür yazım yanlışları olabilir. Ama aralarındaki en büyük fark budur. Bununla birlikte elif ile hemze arasında tabii ki daha başka farklar da vardır. Ama konumuz elif hemze konusu olmadığından ben devam ediyorum. Yu'inu ifal babından muzari fiildir. Ke onun mefulü bihi. Fil hakikati, gerçekte, doğrusu, indi leke, senin için var da, indi bende mevcuttur, leke senin için, ne ehbarun, haberler ki sarratun, sevindirici. Şimdi birazdan bir şey değineceğim. İndi leke, indi bende vardır, leke senin için, yani indi haber, leke mübteda olur. Ya da öyle değil de indi bende vardır, bende ne var, ehbarun, haberler var. Yani indi burada haberdir, inde zarf değil mi? Yani burası nedir? Şibih cümle. Ya da onun muzafını leyhi olur. Şibih cümle olduğu için haber mukaddemdir. Mübteda ise ahbar şeklinde nekre gelmiştir. Dolayısıyla haberin mübtedadan önce gelmesi vaciptir. Buradaki sarratun kelimesini şimdi anlatmak istiyorum. Sarratun kelimesi ahbar kelimesinin sıfatı. Ahbar ile sarraya bak. Bir de yukarıda haber sar var. Yani sarrun müzeker iken sarratun müennes. Ne oldu da böyle geldi bu? Gerekçesi arkadaşlar, haber kelimesi, buradaki haber kelimesi müfrettir. Aşağıdaki bizim ehbar kelimemiz cemi mükesserdir. Cemi mükesser gayri akıldır değil mi? Haberlerde, yani bilgilerde anlatılan şeylerde, aktarılan şeylerde bir zeka olmadığından bunlar gayri akıldır. Dolayısıyla gayri akıl cemiler müfret ve müennes hükmünde olduğundan kendilerinin haberleri, kendilerinin sıfatları müfret ve müennes gelmesi gerekir. Bu yüzden sarurata müfret ve müennes gelmiştir. Peki Mahmud diyor ki ebşir. Ebşir müjdele demek aslında. Beş ara kökünden. Müjdele. Ve beşiril müminine. Müminleri müjdele şeklinde ayette geçer. Burada ebşir söyle, yani bu müjdeyi artık anlat. Sevindirici haberi bize aktar diyor. Ebşir ente. Gizli zamir fail olur. Selim diyor ki el haberul evvelu, birinci haber, sıfat mevsuf, fark ediyorsunuz. Hüve, o birinci haber nedir? Enne ni, enne şüphesiz ki ni, ben fuztu, kazandım, fuztu faze kökünden. Yani faze nedir? Ecveh bir fiildir. Faze. Ne gibi? Kale gibidir. Fuztu, gultu gibi yani. Fustu, tu burada fain. Fustu, ben kazandım. Ne kazanmış? Nerede kazanmış? Bil merkezil evveli. Birinciliği kazandım. Nerede? Fil müsabakatil külliyeti. Fakültedeki yarışmada. Ne için olan yarışma? Fakültede mesela koşu yarışı da vardır. Litilavetil Kur'anil Kerimi. Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasını, fakültedeki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasını, yarışmasında birinciliği kazandım. Ve daha bir caizetin, bir de ödül kazanmış. Ki kadruha, onun değeri nedir? Elfu lira. Bin lira. Türkiye'den 1000 Türk lirası. Eski parayla 1 milyar diye anlatırlar şimdi. Eski, artık eski yeni, yani 1000 TL'lik bir de ödül kazandım diyor. Mahmut diyor ki tebrikler demiş. Elfun mebrukun. Tebrikler.
Selim barakallahu fike. Teşekkürler. El haberu sani. İkinci haber nedir? Hüve o enne şüphesiz ki ni ben imtena'tu bıraktım. Ani tedhini. Tedhinden uzaklaştım diyor. Yani sigarayı bıraktım. Munzu usbu'in. Bir haftadan beri. Bir hafta önce. Munzu den beri, dan beri diye çevrilir. Burada bir hafta önce yani bıraktım. Mahmut diyor ki hada haberun ra'i'un. Bu harika bir haberdir. Hada mübteda haberun haberi. Ra'i'un sıfatı. Sa'id tu bi sema'ihi cidden. Bunu duyduğuma gerçekten mutlu oldum diyor. Sa'id tu. Ben mutlu oldum. Ne sebebiyle? Bi sema'ihi o cümleyi. Yani sigarayı bıraktığın cümleni var ya sen o cümleni duymam sebebiyle. Cidden gerçekten de mutlu oldum. Yici bu gerekir. El ihtifalu bihi. Bunu kutlamak gerekir. Bunu kutlamak lazım diyor. Yici bu. Muzari fiil. Mazisi ve cebe. Selim diyor ki yus'iduni en ed'uke ilel aşayi hadel mesai. Yus'idu. Mutluluk. Yus'iduni. Beni mutlu eder. Mutluluk duyarım. En ed'uke. Davet etmekten seni. Davet etmekten. İler aşağı akşam yemeğine. Hader mesai bu akşam. Bu akşam seni yemeğe davet etmekten mutluluk duyarım diyor. El aşağı. Mahmut. Ekhafı korkarım ki enneni ben la istedi'u güç yetiremeyeceğim. En übelliye. Davet eke. Senin davetine katılmaya güç yetiremeyeceğim diyor. Yani katılamayacağım. Türkçe'ye güç yetiremeyeceğim değil de katılamayacağım. Mümkün değil. Selim limada iyi de niye? Hel indike mani'un. Bir engel mi var? Mahmud kuntu a'tizmu en ebqa fil mektebeti. Kuntu ben idim. Kuntu ben idim neydim? A'tizmu planlıyor idim. Hikaye yapıldı. En ebqa kalmayı nerede? Fil mektebeti kütüphanede ve edruse ve ders çalışmayı hatta saati el aşirati saat 10'a kadar ders çalışmayı orada kalmayı planlıyordum. Selim diyor ki yumkinuke senin için mümkündür. Yani yapabilirsin, edebilirsin. En testa'ira el kutube. En testa'ira kelimesi ödünç almak demek. Yani ödünç alabilirsin. Yumkinuke en testa'ira ödünç alabilirsin. El kutube kitapları ellet o kitaplar ki tahtacu ente sen ihtiyaç duyuyorsun ileyha onlara ihtiyaç duyduğun kitapları ödünç alabilirsin minel mektebeti kütüphaneden adını yazdır kitabı al git oturup beklemene gerek yok te'hudu ha ilel beyti te'hudu sen götürürsün götürebilirsin ha o kitapları ilel beyti eve ve ba'den aşağı yemekten sonra da tedrus ente sen ders çalışırsın fil beyti evde hatta saatil müteahhirati billeyli gece geç saatlere kadar evde çalışabilirsin. Mahmud diyor ki hada bu fikratun ra'i'atun harika bir fikir. İden öyleyse kul söyle li bana meta ne zaman ve yine nerede ve nerede neltegi buluşuyoruz buluşacağız bunu söyle. Selim diyor ki neltegi biz buluşalım buluşuruz fi med'amil medineti kent lokantasında fi sa'ati sabi'ati saat 7'de mesain akşamleyin sabah 7'deyin. Mahmudun Mahmud diyor ki hel seykunu ma'ana eşkhasun aharuna başka kişiler de bizimle birlikte olacak mı? Olacak mı? Bak oluyor mu demiyor musun? Olacak mı? Ecek acak kullanıyorum sin var çünkü. Başka şahıslar, kişiler ma'na bizimle birlikte seykun olacak hel mımi mu selim la hayır ente sen ve ene ben ikimiz fakat yalnızca başka kimse yok. Mahmud diyor ki hüve kederik peki kederik öyle olsun yani anlaştık ile eyne nereye tedhebu ente sen gidiyorsun el ane şu anda. Selim diyor ki evde bu ben gidiyorum ilel kısmı kısma bölüme gidiyorum.
Fehunake o bölümde de münakaşatu bir münakaşa var, bir savunma var. Münakaşatu risaleti macistir. Yüksek lisans test savunması münakaşası var. Talibun bir öğrenci. Urduni. Urduniyun. Evet, Ürdünlü bir öğrenci. Kaddemi sundu. Risaletehu. Kendi risalesini yani tezini sundu. Kable şehrin bir ay önce ve seyudafi'u müdafaa edecek, savunacak. Anha onu emamel lücneti, jüri önünde onun savunmasını yapacak. Ben de izlemeye gidiyorum. Mahmud etemenne umarım lehu, o kişi için ettefik, o başarı olur. Yani o kişini, o kişiye başarılar diliyorum. Etemenne, ben dilerim lehu, o kişi için ettefik, tevfik dilerim. Yani başarı. Ettevfika. Ve liqa'una mesa'en fi mat'amil medineti inşallah. Ve liqa'una, biz de görüşürüz mesa'en, akşamleyin, fi mat'amil medineti, şehir yani kent lokantasında, inşallah, Allah dilerse, izin verirse. Selim, ma'a selame, hoşça kal. Mahmud, fi emanillah, güle güle. Neler gördük? Mezit fiilleri bulun diyor. Parçada geçen mezit fiilleri bulun. Biz bu tür incelemeleri en sonunda yapacağımız videoda zaten ele alacağımızdan şimdi bununla zaman geçirmek istemiyoruz. Dil bilgisi, sülasi mezit fiil kalıpları, 2 harf ve 3 harf eklenerek elde edilen kalıplardan bahsedecek kitap. El kavaidu, el fi'lu, es sülasiyu, el mezidu, bi harfeyni. Ev selaseti ehrufin, yani bir selaseti demektir bu da. Sonuç olarak şuradaki mana geliyor aşağı yukarı. Arapçada sülasiyi ayırmıştık. Demiştik ki sülasi diye bir kavram var. Bizim bu sülasi kavramımızı bir mücerret, tam yazın yani, ben yer yamalak yazıyorum. Bir de mezit olarak ayırabilirsin. Mücerret altı bab var. Faale, yef'ulu, faale, yef'alu gibi yani fetaha, ketebe kalıpları geçti. Onları biliyorsunuzdur. Mezite geldiğimizde bir harf ilave. Yani üç harfli ya zaten. Artı bir koyuyorsun. Eşittir dört harfli bir fiil elde ediyorsun. Orijinal üç harfliydi. Artı iki harf ilave ederek beş harfli fiil elde edebilirsin. Orijinal üç harfliydi. Üç harf ilave ederek altı harfli bir fiil sonuç elde edebilirsin. Bu kadar yani. Başka yedi harf, sekiz harfli fiiller yok. 3'ten de aşağı yok. Mücerretlerin tamamı 3 harflidir. Ondan aşağı 2 harf, 1 harf yok. Ama demiştik ki veka, yegi gibi fiiller mesela ne kalır Emre Hazır? Gı kalır. Tek harflidir ve bir fiildir. Ama orijinali bu değildir. Yani görüntüde tek harfli fiil bulabilirsin. Araçta bir akaid kitabı, bir tefsir okursan bulabilirsin. Ama orijinali tek harf değildir yani. Olay bu. Şimdi biz bu son 2'yi işleyeceğiz. Yani 2 harf ilave, 3 harf ilave ile elde edilecek kalıplar nelerdir? Sülasi fiil iki harf eklenerek elde edilen mezit fiil kalıpları 5 tanedir. Orijinal 3 harf, ona 2 harf ilave edersen 5 harfli fiil olur değil mi o artık? Ve bu şekildeki fiillerin yani kalıpları da toplamda zaten yine nedir? 5'tir. 5'e 5 olmak zorunda değildi ama kural böyledir yani. 3 harfe 3 harf ilave ederek elde edeceğin fiil artık 6 harflidir. Ama kalıbı 6 tanedir demiyorum yani. 5'e 5, 6'ya 6, 7'ye 7 gibi bir şey çıkartmayalım. 5'e 5'tir sadece. Kitap 6 harfli fiillerden yalnızca bir kalıbını işleyecek. Bir tanesini işleyecek. Bir kalıp verecek bize. Oysa daha fazla var da artık sizi düşündüğünden diyelim, kolay gelsin diye tamamını işlemek istememiş. Zaten diğerleri de az kullanılıyor. Kolaylık olmuş oluyor böylece. Peki bu 5 kalıbı nasıl izah edebiliriz? 5 tane kalıp şu an görüntüdekidir. Yani şu görüntüyü, şu an görmekte olduğunuz yeri iyice anlarsanız bu gramer konusunu %80 durumunda, oranında halletmiş olursunuz. Bu kalıpları anlamamız gerekiyor. Şimdi diyor ki başa elif, ortaya t'ye getirmek suretiyle. Neyin başına elif getireceğim? Neyin ortasına t'ye getiriyorum? Bunlar hep konu. Yani başta F şöyle yaşıyor ama neyin ya, onu söylememiş mesela. Herhangi bir sülasi mücerret fiilin, sülasi mücerret fiil derken ne kastediyorum? İlk başta görmüş olduğumuz 6 kalıp.
üç harfli vardı ya, faale, yefale, durmadan faale diye yazılanlar yani. Faale, yef'ulü diye yazılan 6 tane kalıp vardı. Bunların aynı fiilin hareketi değişiyordu. Fetha olur, esre olur, zamme olurdu. Fetha, esre, zamme olabiliyordu. Hatırlıyorsunuzdur. Yani hareketi yanlış ile koydum muzari'de ama yani o aynı fiilin de olması gerekirdi. Burası F sadece. İşte bu sülasi mücerretlere harfler ilave edebilirsin. Örneğin K, T, B veya F, T, H. Başka bir örnek verelim. Tane de örnek olsun. Harace. Harace, ketebe, fetahaları örnek olarak verdim. Diyor ki kitap, işte bu tür sadece üçü değil, altı bava giren tüm fiiller. Yani belki 1 milyon fiilden bahsediyoruz burada. Bunların başına bir elif getirirsen, mesela başa getirdim. Başka ne diyor? Ortaya T getirirsen, orta harf hangisi oldu? Orta harf deyince karışık geliyor bana. Bilmiyorum size nasıl geliyor. Orta harften maksat ne? Fiilin ilk harfi ile ikinci harfi arasına yani. Diğer adlandırma ile fiil ile aynı fiil arasına bir harf getireceksin. O da ne olacakmış? T olacakmış. Böylece iftihale elde edebilirsin. Buradaki F olsun, ayn olsun, lam olsun. Bunlar nedir? Bir fiilde her zaman F, ayn, lam olur değil. Bunlar X harf, X harf, X harf. Yani herhangi ilk harf, herhangi ikinci harf, herhangi üçüncü harf. Yani faal ederken bu kastediliyor. Herhangi harf olabilir bu yerde. Bu sadece konu bildirmek için. Yani ilk harf derken nereyi kastediyorum? Faal fiili derler bazen. İlk harf demez adam. İkinci harf diyebilir veya aynı fiili der. Ortancayı kasteder. Üçüncü harf derken lame fiili de diyebilir ona. Ki kastettiği şey sonuncu harftir. Yani sıralamaya bakarsan. Sıralama olarak bu şekilde gelir. Faal fiili ile aynı fiili arasına T getiriliyor. Başa da elif getiriliyor. Sonuç iftale. Yani burada hangi harfler ilave harftir diye sorulsa ne diyeceksin? Faale dışındakiler ilavedir. Yani baştaki hemze, faal fiili ile aynı fiil arasındaki T, bunlar nedir? Ziyade harf. Yani ek harf. Yani orijinal değil. Yani bunları silersen fiilin kökünü bulursun. Örneğin şimdi İhterace. Adam bunu yazmış varsayı. Diyor ki bunun orijinali nedir? Ne diyeceksin? Yöntem şu olmalı. Baştaki harf zaid. Ha ile ra arasında, yani fa ile aynı fiil arasındaki de zaid. Bunları çıkartırsam geriye ne kalır? Kalan şunlar olur. Demek ki bunlar nedir? Orijinal harflerdir. Yani haracidir. Şeklinde bir yol izlemek gerektiğini kitabı zaten belirtecek. Buna iftial babu adı verilir. Veya başa elif ve nun getirmek diyor ama elif değil, o hemzedir yani. Başa hemze ve nun. Yani bildiğin in fiilin başına in ekliyor adam. İn. Harace in, harace in, fetaha in, ketebe in ekledin, iş bitmiştir. Ne olur artık o? İnfial babından olur. Burada iftial ediyor mazisini, okunuşunu yazmış. Yani infale demiş. Okunuş infale. Bu iki tane yöntem oldu. Üçüncü bir yöntem, üçüncü bir şekil, form, kalıp, bab nasıl elde edilir? Başa T getiriyorsun. Aynı fiilinin tekrarlanması, şeddeyle harekelenmesiyle elde edilen tefa'ale. Ne gibi yani? İşte harece'yi düşün. Ketebe'den yapalım. Ketebe nasıl yapacaksın? Ketebe'nin başına bir tane T getireceksin. Sonra ketebe'yi yazarsın. Ortanca harfi şeddelersin. Ketebe. Ama başlarda T vardı. Tekettebe. Tekettebe. Bir de ne var? Tefaale var. Başta T getir. Faal ile aynı fiil arasında elif getir. Tefaale. Bir de ifalle. Başa hemze. Sonuncu harfe de şeddeleme yöntemiyle elde edilebilir. Burada zaten kırmızı olarak yazılmış o zayt harfler. Yani dikkatinizi çeksin diye. Ne yapmalısınız? 1. Bu 5 babı mazi, muzari, maslar ve emir olarak sayabilmeniz lazım. Ezbere yani. 2. Babların adını bilmeniz gerekir. Birisi size destek iftihal babını örnek ver. İftihal babı hangisiydi? Demeyeceksin. Ne diyeceksin? İftihal babı derken iftale, yeftale, iftail, iftial, bu kalıbı kastediyor diye hemen anlamanız gerekir. Zayit harfleri nelerdir? Yani ilave harf. Baştaki hemze faal ile aynı fiil arasındaki T'dir. Bunları bileceksiniz. Ayrıca size bir sülasi mücerret fiil verilse, mesela örnek bir fiil düşünelim, ne olabilir? Örneğin kefara.
İnne lezine keferu sevvavun aleyhim. Kefere Kur'an'da var olan bir fiil. Kefere. Keferayı işte iftal babını aktar dediğinde, ya nasıl aktarılır? İftal babın yöntemi neydi? Alameti, işareti aktarması nasıl oluyordu? İftale ik nasıl olmalıydı? Neydi alamet? Ne diyor? Başa elif, ortaya t. Elif değil, o hemzedir de işte öyle yazmışlar. Başta hemen bir hemze getireceksin. Faal ile aynı fiil arasına bir t ekleyeceksin. Bu surette ik tefera, ik tefera şeklinde elde edeceksin. Yani sülasi mücerret fiilleri bu kalıplara aktarmayı da başarabilmeniz gerekir. Aynısı bu anlattığım her bir fiil için geçerli bu kalıplar için. Yani tefaale, infaale, tefaale, ifaale bunların adları nereden gelir? Mastardan gelir. İftial babı denilir buna. İnfial babı bir alttaki, tefaul babı bir alttaki, tefaul daha alttaki, tefaul, tefaul daha alttaki, ifilal babı. Bunlar mastarlar. Babların, kalıpların adı mastardan gelir. Mazi ile adlandırılması, ifade edilmesi çok nadirdir. Bu anlattıklarımın ardından geçelim. Burada bir takım bilgiler var. Burayı okuyalım. Sülasi fiiller bu kalıplara uyarlandıklarında anlam yönünden bir takım değişikliklere uğrarlar. Anlam değişir yani. Şimdi kefara başka, in kefara başka. Mana değişir. Fiilden fiilere farklılık göstermez. Ne farklılık göstermez? Mazi, muzari, emir, mastar kalıplaşmıştır. Ne demek istiyor? Fiilden fiile farklılık göstermez. Ne demek istiyor? Nedir yani bu? Bir önceki ünitede ne anlatıldıysa aynısı. Ne yani? Peki ne demek istiyorum? Hala ne demek istiyorum diye yine de sorguluyorum. Çünkü yani daha zor anlayanlar olabilir. Bir fiilin mazi, muzarisi neye göre değişiyordu? Aynı fiilin harekesi vardı. Mesela kefera. Kefera, mazi fiil. 3 harfte fethalı. Fetaha, 3 harfte fethalı. Evet. Semi'a, 3 harfte fethalı değil. Semi'a, bak aynı fiili esre oldu. Değil mi? Aynı fiili değişebiliyordu. Veya kemule, aynı fiili zamme oldu. Bu tür değişiklikler olabiliyor idi. Nerede? Sülasi mücerrette. Aynısı muzareler için de geçerli. Muzarelerin de aynel fiilinin yani ortanca harfin harekesi değişebilirdi. Feta, esre, zamm olabilirdi. Mastarları zaten değişiyor idi. Örneğin haraceden hurucun. Hurucun. Veya berbat bir yazım oldu ama. Yani met harfi var bir defa. Hurucun. Oysa nesara kökünden. Nesara kökünden nesrun. Fetha kökünden fethun. İnna fetahna aleke fethan. Oradaki fethan kelimesi nedir? Mastardır. Fethan. Fethanda bir uzatma yok. Fethan nerede? Hurucun nerede? Değil mi? Farklı. Tutmuyor. Aynı kalıp değil. Bunlar nerede böyle? Sülasi mücerretlerde. Sülasi mezite işliyoruz şu anda. Durum böyle mi? Değil. Mazi kalıbı daima aynıdır. Ne demek istiyorum? Daima aynıdır. Sen hangi fiil aktarırsan aktar. Aynı fiili fethaymış, esreymiş bizi bağlamaz. Bir fiil sen bu kalıbı aktardıysan bu hareke ve sükunu almak zorunda. Ben ne yapayım? Örneğin semi'a. Semi'a nasıl bir fiil? Aynı fiil esre. Onu iftial babına aktarsam ne olur? Aynel fiili esre olur mu? Olmaz. Ne olacaktır? Semi'a istemi'a. İstemi'a. Olur mu? Olmaz. Ne olur peki? İstemi'a. Yani aynel fiili. Şuradaki semi'a aynel fiili olan mim. Burada esreydi. Buraya aktardığında istemi'a. Mim fethalanacak artık. Neden? Bu bir kalıptır. Hangi fiil aktarırsan aktar yani. Aynı fiil estre ölse fark etmez. Buradaki hareket sükunu almak zorunda. Bu anlatılmak istenmiştir. Bunun bir önceki ünitede zaten değinmiştik. Biz yine bunlar anlatıldı. Bulama hemzesi diye bir şey var diyor. Hemzetir vasıl. Başta bulunan hemze. Mazi ister muzari ister mastar olsun. Hemzeler ulama durumunda. Örneğin başında va veya fa bulunduğunda okunmaz. Ne demek istiyor? Demek istiyor ki istema'ya var ya, bunun başına bir tane vav yazsan, fetal olduğunu varsay ve istema demezsin. Ne dersin? Ves
vav ilesini birleştirirsin. Bu hemze adeta yok. Bunu sil. Vesteme. Hani yokmuş gibi, silinmiş gibi okunur. Oysa tabii ki yazıda var. Ve isteme yazıyor. Ama sen ve isteme dersen yanlış okumuş olursun. Geçiş yaptığından dolayı. Geçiş yapmamış nasıl olur? Olabilir mesela. Vesteme. Durdum. Durdum ben. Nefesim yetmedi gibi düşün. Başlandığın zaman bir daha ve demezsin. Direkt isteme'den başlayabilirsin. Veya başta vav yok. Sadece tahtada bu var. Bunu okurken de isteme diyecek halin yok. Hemzi okuyacaksın yani. İs diye başlarsın. Bunlar anlatılmış oldu. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sülasi fiil ile iki harf eklenerek elde edilen fiillerin muzarilerinde muzarat harfinin hep fetha ile harekelendirilir olmasıdır. Bu yönüyle sülasi mücerret fiillerle aynıdırlar. Muzarilerinde muzarat harfinin zamme ile harekelendiği fiil grubun sülasi fiile bir harf eklenerek elde edilen fiiller olduğunu 8. bölümde gördüğümüzü burada hatırlayalım. Evet, az daha yorulacaktım. İftale, yani iftal babına bakarsan diyor. Yazıyordu yukarıda zaten. Cema'yı aktaralım demiş. İctema, fetaha'yı aktar. İftetaha, zaten fetaha'da T var. Bir de iftal babında T eklenecekti ya. Ötti çifte, iftetaha oldu. Aynı zamanda topladı, toplandı. Açtı, açılış yaptı gibi manaların değiştiği de görünüyor. İctema'a tullabu fi hatikatil külliyeti iftetaha el veziru merkeze te'limil lugati. Manaları burada zaten yazıyor. Ardından çeşitli sülasi mücerret fiillere verilmiş ve bunların iftar babına aktarıldığını görüyoruz. Şerike iştarake cema'a ictema'a şeklinde çekim devam ediyor. Rakibe irtekebe, yani irtekibe değil. Manaların değiştiğini görüyoruz. Misali vavi var diyor. Vesale, iu tesale, it tesale. Burada bir ayrıntı nokta var. Kaydeyi verelim. Dileyen kaydeye bakar. Dileyen bakmadan da yapabilir. Şimdi vesale nasıl bir fiil? Misali vavidir. Yani ilk harf vavdır. Vesalenin muzaresi ne gelir? Vesale. Vesalenin muzaresi arkadaşlar normalde yev silu gelmesi gerekir değil mi? Yev silu, yani vav devam eder. Nasıl ki ketebeyi muzarisine yazdığında yek tubu oluyordu, doğru mu? İlk harf yani yine vardı. Yek tubu. Vesale de o zaman yine olması lazım. Yev silu olması lazım ama öyle değildir. Nedir? Ye siludur. Ye silu, yani vav düşer. Vesalenin muzarisinde vav yazılmaz. Vav yok. Neden yok? Yev silüye bakarsan vav harfi fetha ile esra arasında sakin olarak yazılmıştır. Öyleyse bu vav silinmesi gerekir. Silersen geriye ye silu kalır. Olay bu. Başka bir örnek ver. Veka yegi yegi diye gelir. Oysa ilk harf vav idi. Yani fiilinde vav vardı. Nasıl yazılması gerekirdi? Yevkiyu değil mi? Muzari'de vavın bulunması gerekirdi. Yevkiyu. Yevki şeklinde ama vav yok. Neden yok? Çünkü vav fetha ile esra arasında sakin olarak yazılacağından, bu da mümkün değil, kaydeye aykırı. O zaman vav silinir. Yevki diye kalır. Sonuncu harfin harekesi zaten takdiri olduğundan okunmaz. Bu sizin konunuz dışı. Kural böyle. Böyle bir kural var. Ama şimdi burada anlatılacak konu iftal babının aktarılmasıyla alakalı. Ve sale ne olur? Yev silu olur. Yev silu. Tamam, yev silu diye yazdım. Ne oldu? Şöyle bir şey oldu. İftal babına aktarılırken başta ne olacaktır? Bir tane hemze geliyor. Değil mi? Maziden bahsedelim. Muzari yazdım. Ve sale başına hemze geldi. İv bir de t ekleyeceksin. İv t sale oldu. Kural şu: iftihar babının faal fiilinde vav olursa o vavı ne yapman gerekir? T'ye dönüştürmen lazım. Dönüştürürsen ne olur peki? İt t sale olur. Neden iki tane t oldu?
Bir vav'dan dönüşen t var. Bir de iftar babını aktardığın için t ilave etmen gerekiyordu ya. Ne oldu? İki tane t oldu. Bir, iki. İki t yan yana geldi. Birincisi sakin, ikincisi hareketli. Bu durumda idgam nedir? Vaciptir. İdgam vaciptir. Ne demek? T'nin birini sil, diğerine şedde ver demektir. İttasale olur. Kaidenin anlatımı bu. Ama sen bunu bu şekilde oho çok karışık. Buna uğraşmana gerek var mı? Yok. Misal vav fiiller bu kalıba girdiklerinde ses uyumu gereği baştaki vav harfi t'ye dönüşür, şedde verilir şeklinde bilmen yeterlidir. Yani vav varsa vav'ı sil, t'ye şedde ver. Burada örnekler var. İttasal el müdiru bil ummali hatifen ittahade. İttasale, ittahade, iltesele, iştarake şeklinde devam ediyor. Cümlenin irabı demiş. İrabı zaten yazılmış yani. Benim okuma bir daha gerek yoktur. İntekalna ila beytin cilidin. Yeni bir eve taşındık. Niye verdi bu örneği? İntekale. Aslında ne kale? Nakil. Ne kale? İntekale olmuş. Yani hemze ile te eklenmiş. İnfal babına aktarılmış. İnfal babı. İnfal babını elde etmek için başta in ekleniyordu. Kesara, in kesara. Fetaha, in fetaha. Defa'a, in defa'a. Fecara, in fecara. Kava, in kava. Kade, in kade. Bu kalıp genellikle geçişli bir fiili geçişsiz yapmak için kullanılıyor diye yazılı olduğunu görüyoruz. İki örnek verelim demiş. Kesara etiflu zücacel cevvali. Çocuk cep telefonunun camını kırdı. Kesara kırdı. El ceval cep telefonu demek. Kesara kırdı. İn kesara kırıldı. İn kesara meçhul bir fiil midir? Değildir. Ama manaya bakarsan mana bakımından meçhuldür. Yani kırdı, kırıldı, gitti, gidildi, açtı, açıldı gibi. Buna dönüşlülük deniyor ama meçhul bir fiil değil. Fetaha er-raculu el-babe. Adam kapıyı açtı. Veya İn fetaha el babu, kapı açıldı. İn fetaha malum bir fiildir. El babu onun failidir. Manaya bakarsan ama öyle değildir. Tefaale yani tefaul kalıbı. Kalıp genellikle faale kalıbından bir derece dönüşlülüğü sağlar. Örneğin şecca birine cesaret vermek, teşvik etmek iken teşeccaa cesaretlenmek anlamındadır. Alleme öğretmek anlamındayken taalleme öğrenmek manasına geliyor. Burada nezzele fiili ne olur? Tenezzele, yetenezzilu, yetenezzelu, tenezzülün, tenezzel şeklinde devam eder. Alime bildi, taalleme öğrendi. Hamele, tahammele, vecuhe, teveccühe. Bak teveccühe değil yani. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ki bir fiil ilgili kalıba aktarıldığında o kalıbın hareke ve sükununu almak zorunda oluyor. Tefan kalıbındaki biçim diyor genellikle ma'a harfi ceri ile birlikte kullanılır diyor. Bu kalıp genellikle fa'ale kalıbından bir derece dönüştürüğü sağlar. Bazen de fa'ale kalıbına uyarlanmış biçimiyle aynı anlamı taşıyabilir. Ne var ki fa'ale kalıbındaki biçimi doğrudan nesne alabilirken, meful alabilirken tefaile kalıbındaki biçimi genellikle ma harfi cerriyle. Ma harfi cerri demesi yanlış olmuş. Ma zarfıyla. Ma bir zarftır, harfi cer değildir. Bir yazım yanlışı var diyebiliriz. Kellemtu et-tabibe hada sabaha. Bu doktor bu sabah diyor. Doktorla konuştum. Kellemtu ben konuştum et-tabibe doktorla hada sabaha bu sabah. Kellemtu kelleme. Fa'ale kalıbından bir mazi fiil. Tu fa'il et-tabibi mef'ul bih'tir. Mef'ul bih alabilmek için ma' kullanılmadı. Çünkü fa'ale kalıbında. Ama kelleme ne yaptın şimdi? Tekelleme. Şu kalıbı aktardın. Öyleyse artık ma' kullanacaksın diyor. Şu kalıbı aktardın. Yanlış gösterdim. Şu kalıptaki bir fiil. Hangisi o? Kelleme. Kellemtu. Mazi. Çekim yapılmış. Tu fa'il et-tabibi mef'ul bih'tir. Direkt nesneyi alabiliyor yani değil mi? Burada onu anlatıyor. Doğrudan nesne alabilir. Evet. Tefaile kalıbına geçtiğinde ma ile beraber olur. İşte tefaile kalıbına geçmiş. Nitekim başta t var artık. Tekellemtu.
tekerleme fiil, to fail. Ma'at tabibi meful oluyor. Ma'a ile birlikte kullanılıyor. Haddestu el meriyla, tahaddestu ma'a el meriyla. Tahaddese kalıbına geçtiği için ardından ma'a gelmiştir. Demek ki ma'a el meriyla devamlı seçimde. Başta nokta olsa ne yapacaksın? Haddestu değil, tahaddestu seçeceksin. Soru çıkabilir ya. Nokta 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 ma'a el meriyla ve sabah. Noktaları hangi şıktaki kelime gelmelidir? Hangi şık doğrudur? A şıkkı haddestu, B şıkkı tahaddestu. C şıkkı başka bir şey artık. Hel tekellemte ma'al müdiri? Müdürle konuştun mu? La hayır. Ma tekellemtu ma'a. Yine ma'a kullanıldı çünkü tekelleme yani tefaül kalıbı. Nitekim te ile başlamış. Bu yüzden ardından ma'a gelmekte sayın arkadaşlar. Ardından tefaül babı geliyor. Temar Allah hasta numarası yaptı. Yani insanları kandırmak, yalan söylemek, gerçeğe aykırı beyanda bulunmak için bu kalıp kullanılmaktadır. Dikkat! Merullah hastalandı. Temarallah hasta numarası yaptı. Örnek burada taavene kelimesi kullanılmıştır. Yani bu numara yapmak için kullanılan bir kalıp da yalnızca numara yapmak için kullanılmaz yani onu da ifade edelim. Bazen öyle bazense gerçek manada kullanılabilir. Cehile tecahile, arafe taarafe, raca'a teraca'a. Başa T ekle, faal ile aynı fiil arasında elif ekle. Yani ne gibi değişiklik var? Şurada mücerret halleri var. İşte hemen sol tarafta mezitleri var. Ne kadar değişime uğramış, uğramamış onları incelemeniz gerekiyor. Mana ne kadar değişmiş onları incelemeniz gerekiyor. Yine me kullanımını göstermiş. Yani kâtebtu Muhammeden, kâtebe fiil tu fail Muhammed mefulübi. Tekatebtu ma'a Muhammed'i. Tekatebe fiil tu fail ma'a ile birlikte. Ma'a harfi cerri midir yine? Ma'a zarfi ile birlikte kullanıldığını, onunla birlikte nesne aldığını görmekteyiz. İf'alle yani if'ilal babı, kalıbı. Bu da nedir arkadaşlar? Kusur ve renk bildirmek için kullanılan bir babtır. İhmerra, ibyalla, isferra, isvedde. Sorudan bilgi sorusu da gelebilir. Yani renk ve kusur bildirmek için aşağıdaki bablardan hangisi kullanılır? A şıkkı if'ilal, B şıkkı felanca. Yazar yazar durur. Bilmeniz gerekir yani bu kalıp ne için kullanılır? Bu renk ve ayıp için, kusur için kullanılır. Bilmeniz gerekiyor. Sülasi fiillerde şimdi ne diyor? Kusur bildirmek için i'vecce topallaştı. İsla'a kelleşti. Yani kusur derken bedensel bir ne diyebiliriz? Engel diyebiliriz yani. Sülasi fiile 3 harf ekleyerek elde edilen mezit kalıpları da vardır. İstef'ale, istif'al babı. Bunu unutmayalım. İstif'al babı. Çünkü birden fazla olmasına rağmen tek kalıp vermiş. O yüzden özellikle bunu sorabilir. Bir fiilin başına iste ekleyerek elde edilir. Gafara, istağfara. İstemek, dilemek manaları katıyor bir fiile. Gafara, bağışladı. İstağfara, manası, şusu, busu, yazıyor. Birazdan hepsi gelecek. Bağışlanma, istedi. Yani çıktı, bağışlanma, istedi, bağışlanma, diledi. Rahime, merhamet etti, acıdı. İsterhame, merhamet diledi. Hademe, hizmet etti. İstehdeme, kullandı. Hizmet etmeyi istedi değil. Neden? Çünkü bu bağ aktarılan fiiller daima istek, dilek manası ilave etmez. Daima değil yani. Edine izin verdi. İstedine izin istedi. Burada mesela istemek eklenmiş. Amile çalıştı. İstamele kullandığı çalışmayı istedi değil. İstakbeletni ibneti fil matari. Havalanda beni kızım karşıladı. İstakbelet karşıladı. Ni beni ibneti kızım fil matari hava alanında. İstakbele. İstagfir lehum evla testagfir lehum. Onlar için bağışlanma dile veya dileme. İstagfir ente. Sen bağışlanma dile. Emri hazırdır bu. Lehum onlar için ev veya ta la testagfir ente. Sen bağışlanma dileme. Lehum onlar için. Ne olur? Hiçbir şey değişmez diyor. Bir takım bilgiler.
ve devamı. Sülasi mezid fiillerin mazi, muzari, emir, hazır çekimleri var diyor. Çekimleri işte görüyorsunuz ya, ne diyelim, iktesebe, iktesebe, iktesebu diye çekimler mevcut. Ardından yektesibu, muzari çekimine geldi. Yektesibu, yektesiban, yektesibune. Emir hazır, iktesib, iktesiba, iktesibu. Üçlü kökünü bulma, önemli bir bilgi, önemli bir nokta. Önemli bir nokta. Neden önemli bir nokta olabilir? Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim olur, hadis olur. Hiç alakasız Arapça bir gazete bile olabilir. Aşırı derecede önem taşıdığını düşünüyorum bu konunun. Hatta bunları çözebilmek için belki bir yıla yakın ders işleniyor klasik Arapçada. Sarf ilmine ait bir konu. Bakalım neler anlatılmış. Sülasi mizit fiil kalıplarını öğrendiniz. Tamam. Geçen bölümde de ifade ettiğimiz gibi Arapça sözlüklerin büyük bir bölümü fiilin üçlü kökünü esas almaktadır. E ne yapalım? Bu yüzden mizit bir fiili sözlükte ararken bu sözcüğün üçlü kökünü bilmek son derece önemli. Bu sözlük kullanabilmek için zorunludur. Şimdi sülasi bir fiile 2 ve 3 harf ekleyerek, yani 5 olsun 6 harfli olsun, bu fiillerin kökünü bulmaya çalışalım. Neden önemli? Arapça bir hikaye okuduğunu varsa, Arapça bir hikaye, Nasreddin Hoca okuyorsun. Orada diyelim ki işte istehrace kelimesi geçti. İstehrace. İstehrace. Tamam, aşağı yukarı böyle yazılıyor. İstehrace. Bu fiili gördün, manasını bilmiyorsun. Ne yapman lazım? Felanca arayıp bu kelime ne manaya geliyor diye sormaktansa sözlüğe bakman gerekir. Sözlüğe bakmak iki şekilde olabilir. Bir, gerçekten elinde bir sözlük vardır, yani sayfaları vardır. İki, bilgisayar, tablet, telefon gibi bir yerde dijital sözlüğünde olabilir. Eğer elinde bir kağıt şekli, yani kitap kapak şeklinde bir sözlük varsa, istahrace fiilinin manasını bilmeyip oraya bakmak istersen, istahrace diye gidip hemzeye veya elif olduğunu varsayıyorsan gidip eliften bu fiili arama, hemzeden arama. Ne yapman lazım? Kelimenin kökünü bilirsen ki bunun kökü harace, yani iste zayittir. Harace ne yapacaksın? Orijinal olan ilk harften sözlüğe giriş yapman lazım. Yani ha harfine gidip sözlüğü bulacaksın. Sayfalar devam edip ardından ra harfine geldiğinde yavaşlayacaksın. Yanında cim olan halini bulmaya çalışacaksın. Sözlük bu şekilde karıştırılması gerekir. Bir Nasreddin Hoca hikayesinde bile bu karşına çıkacak. Yani sözlük karıştırmayı bilmek. İlahiyat okuduk, sözlük karıştırmayı bilmiyoruz. Yarın bir yerde en azından birkaçınızı belki ücretli öğretmenlik yapacaksınız. Hocam şu kelime ne manaya geliyor dediğinde ezbere bilemeyebiliriz. Ben de çok kelimeyi bilmiyorum. Ama sözlükten bulmayı bilmemiz lazım. İlahiyat mezunuyum dediğinde sözlük karıştırmayı dahi bilmiyorsan sıkıntı olabilir. Bu yüzden anlatmaya çalıştım. Bir önceki videomuzda daha iyi anlattığımı varsayıyorum. Çünkü sözlüğü açtık orada. Sözlükten bizzat test de yaptık. Bununla birlikte dijital bir sözlüğümüz varsa ne gibi? İnternetten çeviri siteleri var. Hani Google bu işin en basit hali diyebiliriz. Güzel bir çeviri elde etmek istiyorsak bu siteyi ziyaret etmemizde fayda var. Buraya geldiğimizde şurada bizim neyimiz vardı? Klavyemiz vardı. Buraya tıkladığımızda klavye açılıyor. Evet, tıkladık. Sizin de klavyeyi görmenizi istediğimden görüntüyü aşağı doğru çekmeye çalışacağım. Becerebilirsem şayet. Becerebilir miyiz? Herhalde beceririz. Şöyle birazına bakın en azından. Böyle klavye var. Şu an tamamını göremeseniz de tüm harflerin yer aldığı bir klavye mevcut. Madem ki tüm hepsini göstermedim, ben yine de göstermeye çalışayım. Şu an klavyeyi tamamen görüyorsunuz. Örneğin cime bastın, cim yazar. İşte ha'ya bastın, ha yazar. Neye basarsak o çıkar. Enter var. Ha ile cim yazdım sadece. Şuraya basıp arama yapabilirim. Şurada çeşitli sözlükleri veriyor bize. Ne diyor? Arapçadan İngilizceye, Arapçadan Arapçaya gibi. İşte zıt anlamlar, şunlar bunlar. Burada yine farklı şeyler mevcut. Buraları da karıştırabilirsiniz. Demek ki bir Nasreddin Hoca hikayesinde bile işimize yarayabilir ki Kur'an-ı Kerim meali, hadis-i şerif meali karıştırmak istediğinizde yine bu tür şeyler önünüze çıkacaktır. Peki,
Devam edelim. Örnek yapmış bir tane. İstifal babından örnek. İstakbele. Bu fiili diyelim bir yerde gördün. Manasını bilmiyorsun. Araştırmak istiyorsun. Ne yapacaksın? İstakbele kaç harf? 6 harf mı? Evet. 6 harfli bir fiil gördüğünde 1, 2, 3 tane harfi ilave edin. Hemen onları sil. Hangisini sildin peki? Lamı mı? Kafı mı? Hayır. 6 harfliyse en baştaki 3 harf ilave edin. O zaman isteği sileceksin. Geriye kalan 3 harf orijinaldir. Yani kaf, ba ve lamdır. İstahdeme. Burada ne yapmış? İstikbal mı? İstekale. Kale fiilini eklemiş. İstekale. İstemele. Çıkabilir bu tür sorular. Yani biz daha önce çeşitli vesileler ile yıllarca ders verdik ve bizim sık sık sorduğumuz sorulardandır bunlar. Bir fiil yazarsın. Orijinali nedir? İstefheme. Fehime. Fa var, ha var, mim var. Nereden anladım? 6 harfli olduğuna göre ilk 3 harf ilave edilir. Onu silersen bulursun zaten. Çok basit. Peki eğer fiil burada olduğu gibi 5 harfli ise baba bağlıdır. İn, kesara, in, kalebe gibi. İnfal babından yani değil mi? İn, in bunlar nedir? İlave harftir. Bunları silersen orijinalini bulursun. Ama tebareke gibi bir fiil görürsen baştaki t'nin zayıt olduğunu, fiil ile annen fiil arasında elifin eklendiğini bilmen lazım. Tenazere, i'tesame, hemze ve t, isteleme, hemze ve t. Zaten renkli olarak yazılmış da yukarıda tabloda işlemiştik ya, şu babın alameti işte şudur budur şeklinde sayfa 276'daymışım. Buraya bir çıkayım. Şimdi ben de hatırlamıyorum. Evet, burasıydı. Yani şurayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Şunları ve hemen üstünde yazan işte fiile ne ekleniyor, şu ekleniyor, bu ekleniyor. Buraya dikkat edersek çözeriz zaten. Zaten bu bulmayı anlatan diğer yöntem, yani ters yöntem. Eklenen harfleri bilirsen, eklenen harfleri çıkarttığında orijinali zaten bulmuş olursun. İstenede kaç harften oluşuyor? 2, 3, 4, 5. 5 harfli olduğu için buradaki isteği silerek orijinalini bulamazsın. Geriye nun ile dal kalır. 2 harf kalır ki 2 harfli bir fiil yoktur. Dolayısıyla doğru bilgiye ulaşamazsın. Burada bu anlatılmış. 6 harfli olduğunda isteği sileceksin. 5 harfli ise isteği silersen yere 2 harf kalır ki bir yanlışlık var demektir. O da nedir? Hemze ile T'yi sileceksin. S, D, K geriye kalmış olur. İsvedde. Sin, vav, dal kalır. Gerisi nedir? Zaittir. Tek dal kalır. Dalda şedde var. Bir tanesi zaittir yani. Baştaki hemze de zait. Zait fazlalık demek. İlave harf demek. Burada da aynı şeyler anlatılmış. Kökü zaten hemen en sağda verilmiştir. Hangi baptan olduğunu bilirsek ilave harfleri de bilebiliriz. Burada baplar tekrar veriliyor. Ef'ale, yuf'il, ef'il, if'al. Böyle kutu içerisine almış. Neden? Önemli. İşin özeti bu. Öğrenme çıktısı. 1. İstekbere, infetehe ve iktesebe. Fiillerindeki anlam değişimlerini Arapça sözlüklerden bulunuz. Yani ne demek istiyor? İstakbele arkadaşlar, isteği silersin geriye kaf, ba ve lam harfi kalır. Kaf, ba ve lam. Bu harfleri sözlükte yan yana bulup bu şekline bakman lazım. Artık kabile midir, kabele midir? Sülasi mücerredinin manası nedir? İstakbele, yani sülasi mezit olan istakbele fiilinin manası nedir? İkisini karşılaştır. Fark ne? İnfetaha aslı ne? Bildiğimiz feteha. Git diyor sözlükten bir fetaha'ya bak, bir de infetaha'ya bak. Mana farklılığı var mı yok mu? Ne var ne yok yani. Peşinden kesibe, kesebe. Şu fiili bul diyor. Kef, sin, ba harflerini yan yana bul. Ne manaya geliyor bak. Bir de iktesebeyi bul. Bu ne manaya geliyor bak. Yani sülasi mücerridini ve mezidini sözlükte bularak mana farklılıklarını gözetle. Ardından Kehf suresi 76, Muhammed suresi 19. Buradaki ayetlere de mezit fiilleri tespit edin bu ayetlerde demiş. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Burada mezit yok. Fa'lem alimeden i'lam emri hazırdır. Mezit değil, mücerrettir. Ve istavfir, istavfir. İşte gafara fiili istifal babına aktarılmış. Yani kendisine iste 3 harf ilave edilmiştir. Emri hazırdır, mezittir. Liden bike veril müminine vel müminati Allahu ya'lemu alime ya'lemu mücerrettir. Burada başka fiil yoktu zaten. Mutakabbelekum ve mesvakum.
Bunlar da fiil değildir. Alttaki ayete geçtik. Gâle in se'eltu. Se'ele, se'eltu, se'elna, ketebtu, ketebna, se'ele. Ketebe sülesi mücerred fiil mazidir. Fela tusahibini. İşte burası tusahibini. Sahabe yusahibu tusahibu. Fa'ale yufa'ilu. Mufa'ile babından muzari fiildir. Kad belevte ketebete gibi. Üç harf burası. Min ledün limir olduğuna göre burası fiil değil zaten. Udran zaten fiil değil. Temin almış. Demek ki isimdir. Bunun başında harfi cer var. Demek ki burası da isimdir. Böylece burası bitti. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Arapçada kalıp ifadeler. İstada'a yistedi'u en. İstada'a mazi, yistedi'u muzari. Kaç harften oluşuyor? İstada'a. İste 3, da'a da 3 eşittir 6 harf. Demek ki bunlar 6 harfli fiildir. 6 harften bir sülasi mezittir. İstifal babından mazi, istifal babından muzari, ardından en geliyor. İn değil yani en. En ne yapar? En nasbeder. Bu da ne demektir? İstida'a en nokta nokta, yestedi'u en nokta nokta. Bu noktaları yere getireceğin kelime fiili muzari olmalı ve mensup olmalıdır. Çünkü en nasbeder. Mensup ne demek? Altında bir soru. Daha önce geçmişti, bulabilirsiniz. Kendisine sonra gelen muzari fiilin sonu nasbeder diye ifade etmiş zaten. Ene istedi'u en e'zife. E'zifu değil yani. Bu fiili muzari ne yapmış? Nasbetmiş. Kim nasbetti? Ne nasbetti? En. Nasıl nasbetti? Nasb alameti, belirtisi, işareti ne? Nereden anladın nasb olduğunu? Sonuncu hafta feta var. Feta daima nasb alameti değildir. Ayrı mesele. Fiili muzari hangi kalıpta hangi nasb alametini alır? Soru. Daha önce geçti yani, o yüzden sorabiliriz. Ene ben estedi'u güç yetirebilirim. Neye? En e'zife. Çalmaya, el kitar, gitar çalmaya güç yetirebilirim. Yani gitar çalabiliyorum, gitar çalabilirim. Güç kelimesi özellikle kullanılmıyor burada ama yani onu becerebilmek manasında artık. Becerebilmek, yapabilmek, güç yetirebilmek, ebilmek, abilmek. Burada ebilmek, abilmek görüyorsunuz. Ebil, abil. Ene, burada mübteda, istediyan muzari bir fiil. Bunun yine gizli bir enesi daha var, onun faili olur. Ve o yestedi'u en. Yukarıda burada muzari fiil kullanıldı. Burada da muzari fiil kullanıldı. Yani türevleri kullanılabilir. Çekim yaptığında yestedi'u, yestedi'ani, yestedi'une, testedi'u şeklinde artık kullanılabilir yani. İlla şurada verilen kelime istedi'a, yestedi'u başka kullanılamaz değil yani. Mazi, muzari bunlar ama bunların çekimleri var biliyorsunuz. Müfret, tesniye, cemiye, müzekker, müennes gibi. Ve o yestedi'u ebilir, abilir, güç yitirebilir, yapabilir, ennetekelleme, konuşabilir yani. El yabaniye, Japonca konuşabilir, konuşabiliyor. Ve o istada'a ebilir, abilir, en yefuze, kazanabilir yani. Faze yefuz, kazanmak demek. En yefuze nasip etmiş. Bil merkezil evveli fis sibaki, yarışmada birinciliği kazanabilir. Birinci gelebildi yani, kazanmayı kullanmamış çevirdi ama birinciliği kazanabilir diyebiliriz. La istadi'u, olumsuzunu da görün istemiş. La istadi'u en umarise hadihil mihneti. Bu mesleği yapamam. La istadi'u ben yapamam. En umarise hadihil mihne. El mihne meslek. Umaris ya, bu da gerçekleştirmek manasında. Şu mesleği yapamam. Yapabilmeye gücüm yetmez yani. La tastati'u an taquda as-sayyarata jayidan. Arabayı süremiyorsun. Adamı çıldırtmış. La tastati'u, sen emiyorsun yani yapamıyorsun. En taquda sürmeyi, en taquda ente, sen sürmeyi başaramıyorsun. As-sayyarata, otomobili, jayidan, iyice. Yani sürüşün zayıf. Yastati'u an yasbaha, jayidan, iyi yüzebiliyor.
Yesbaha. Yani yesbahu değil yani. Muzari fiil bu. Yüzmek manasına geliyor. Ceyyid, iyi manasında. Yeni bir kalıp ifade. Ma hivayetuke. Hobin nedir? Hivaye hobi demek. Ma hivayetuke. Ma hivayetuki. Artık kim evleri kullanacaksak. Hobin nedir? Ma hivayatuke. Hobilerin nedir? Burada da cemi kullanmış. Hivayat cemi. Hivayetun müfret. Fark ne? T'den önce elif olduğu için burası cemi müennestir. Ehemmu hivayeti kıraetul kutubi. En önemli hobim kitap okumaktır. Ehemmu en önemli demektir. İsmi taftil bu. Daha önce geçmişti. En diye veya daha diye çeviriyorduk. Ehemmu hivayeti benim en önemli hobim nedir? Kıraetul kutubi. Kitap okumaktır. Yani kitaplar okumaktır diye çevirmek Türkçe'ye yakışmadığından kitap okumak diyoruz. Yoksa el kutubun cemi mükesser olduğunu farkındasınız. Ehemmu mübteda kıraat ise onun haberi olur. Hivayeti cem'u tavabi'i. Hobim pul koleksiyonudur. Koleksiyon. Hivayeti benim hobim nedir? Cem'u yani toplamak bu aslında. Cem'u tavabi'i. Pul koleksiyonu yapmak. Pul koleksiyonu toplamak. Pul toplamak yani. Hivayeti mübteda cem'u haberdir. Cem'u toplamak demektir. Davabiye pul demektir. Pul toplamak benim hobim. Pul toplamaya da pul koleksiyoncusu denildiğinden öyle yazılmıştır. Yani iki şekilde de yazabilirsin. Hobim pul toplamak veya pul koleksiyonculuğu şeklinde de denebilir. Ekberu hivayeti el-istima'u ila'l-musiki. En büyük hobim müzik dinlemektir. Ekber kelimesi nedir? İsmi tafdildir. Kebura kökünden, mazi kebura. O kökten ekberu ismi tafdil. Ekberu hivayeti. En büyük hobim nedir? Ekber mübteda, el-istima ise onun haberi. Burada da çeşitli cümle kurulmuş. Bu kalıplarla alakalı. Ma hivayatuke hobilerin nedir? Hivayeti es-sibahatu hobim yüzmektir. Hivayeti cem'u tavabi'i hobim pul koleksiyonudur. Hivayeti es-sefer hobim yolculuktur. Hivayeti er-resm resimdir hobim. Hivayeti el-hiyada hobim dikiştir. Hivayeti el-istima'u ila'l-musiki müzik dinlemektir. Hivayeti i'dadu't-ta'ami yemek hazırlamaktır. Ma hivayatuke hivayeti er-riyada spor yapmak. Ma hivayatuke hivayeti es-said avcılıktır. El-bowling bowling bildiğimiz es-said avcılık, avlamak. Rukubu derrace. Ed-derrace bisiklet demek. Rukubu derrace bisiklet sürmek, bisiklet binmek. Rukubul emvac. Sörf yapmak. El-gina. Şarkı söylemek. Rukubul hayl. At binmek. El-hayl at demek. El-resm. Resim yapmak. El-kafzu bil-mizillat. Balon ile seyahat. Paraşüt ile seyahat. Yolculuk. Uçmak yani. Es-sibahatu yüzmek. El-abul hasub. Bilgisayar oynamak. Bilgisayar oyunları demek. El-abul hasub. Bilgisayar oyunları oynamak. Onları icra etmek. Teselluku el-cibal. Dağ tırmanmak. Kuratul kadem. Futbol oynamak. Saydu semek. Balık avlamak. Yani balık tutmak. El-gavsu. Suya dalmak. Yoga yapmak, el-bahsu fil internet, internette araştırma yapmak. Çeşitli hobiler Arapça olarak ifade edilmiş. İstida'a fiilini kullanarak cümleler kurun ve defterinize yazın denilmiş. İsra 64, Rahman 33. İlgili ayetler açtığımızda istida'a kökünden fiili görmekteyiz. Men istida'te mazi olarak kullanılmış. Güç yitirebilmek, yapabilmek. İn istada'tum yine istada kökünden fiili görmekteyiz.
ilgili sürelerin ilgili ayetlerini açtığınızda tamamın mealinde görebilirsiniz. İstadan fiili yine yapabilmek, kullanabilmek, gerçekleştirebilmek manalarında kullanılmıştır. Esselamu aleyküm. Elyevme bugün derasna. Biz ders olarak işledik, gördük. Ne gördük? Mezide sülasiyi, sülasi mezidi. Ne vasıtasıyla sülasi üzerine? Mezit olmuş sülasi eklenmiş. Bir harfeyn, iki harf ile ilaveli sülasi olmuş. Veya da selaseti ehrufin ala hurufihi el asliyeti. Asli harfleri üzerine üç harf veya iki harf ile meydana gelen sülasi mizidi işledik. İftale, yefta'ilu, ifta'il, ifti'al şeklinde. İnfa'ale, yenfa'lu babı. Tefa'ale, yetefa'alu. Tefa'ale, yetefa'alu. İf'alle, yef'allu. İstef'ale, yestef'ilu şeklinde. Görmüş olduğumuz babları sıralamış. Bunların adları sonuncu kelimeler, yani mastarlardır. İftal babı, infal babı, tefa'ul, tefa'ul babı, if'ilal, istif'al babı olarak sıralanmıştır. Unzuru ile sabura, yazı tahtasına doğru bakın demiş. Bakalım. Huna, burada vardır. Emsiletül mazi, mazi örnekleri. Vel muzari'i ve muzari örnekleri. Vel emri vel maslari, mastar, emir, muzari, mazi örnekleri orada var diyor. Tahtada var. Neye ait mastar, emir, muzari, mazi örnekleri? Yani sülasi mücerrede mi? Hayır. Li mezidi sülasiyi, sülasi mezide ait bu örnekler var. Bir harfeyni ve selaset ehrufin, üç harf ve iki harf ile meydana gelen sülasi mezide ait mastar, emir, muzari, mazi örneklerini göreceksiniz demiş. En alttaki istakbele, yestakbilu bu satır hariç diğerleri her biri nedir? İki harf ilaveyle meydana gelenlerdir. İhmerradan ictema'ya kadar öyle. Sonuncusu üç harf ilaveyle meydana gelmiştir. Zaten yukarıda geçen örnekler, yani yeni bir şey de değil bunlar. Peki bunun ardından yeni bir okuma parçasına geldik. Kıraetun, bir okuma parçası. Meradu nebile, nebilenin hastalığı. Nebiletu, nebile kimdir? İbneti, benim kızımdır. El kübra, en büyük kızımdır. Nebile kimdir? İbneti, kızımdır. Yani nebile müpteda, ibneti haber olur. El kübra ise İbneti'nin sıfatı olur. El kübra kelimesi ismi tafdilin nesi? Müennesidir. Ekberu kübra şeklinde müennes. Ekber müzekker, kübra müennes. İndehâ 20 seneten. O 20 yaşındadır. Tedrüsü eğitim görüyor, okuyor. Fî külliyetil ulûmi sıhhiyyeti. Sağlık ilimleri fakültesinde, sağlık bilimleri fakültesinde okuyor. Sağlık bilimlerinin hangisinde? Mesela diş doktoru mu, ne bileyim kalp mi, işte göz mü vesaire. Fî kısmil kıbaleti diyor. Kıbale ebe demektir. Yani ebe kısmında, ebelik bölümünde okuyor. Uhtuha, onun kız kardeşi, yani Nebile'nin kız kardeşi. Nebile bir özel isim burada. Ayşe Fatma Hayriye gibi. Uhtuha, o Nebile'nin kız kardeşi kimdir? Leyla, Leyla'dır. Uhtu mübteda, Leyla haber. Leyla kimdir peki? Esgaru minha. Ondan daha küçüktür. Bu yine esgaru ismi safdil gelmiş. İsmi safdile niye değiniyorum? Bir önceki ünitede işlenmişti. Yani işleyip çöpe atmayalım. Buralarda da o bilgimizi icra edelim diye. Esgaru minha. O Nebile'den daha küçüktür. Ne kadar? Bir seneteyn, iki yaş. Vehiye o eylan aynı şekilde dalibetün, öğrencidir. Fi nefsir külliyeti. Aynı fakültede, külliye fakülte, nefs aynı. Aynı fakültede öğrencidir. Velakinneha, fakat o Leyla tedrüsü okuyor. Fi kısmin ahara, başka bir kısımda okuyor. Ebelik bölümünde değil. Fi kısmi temrizi, temriz kısmında okuyor. Yani hemşirelik. Nebile tu, Nebile sevfe teteharracu, mezun olacak. Ecek, acak. Sevfeden dolayı muzariye ecek, acaklı mana veriyoruz. Muzari'nin başında sin ve sevf olursa ecek, acak, muzari gelecek zamana
ait kılarsın. Sebbe teteharracu, mezun olacak kim? Hiye, o nebile. Teteharracu hangi baptan? İşte bu tür incelemeleri inşallah toparlayan videomuzda. Tüm üniteler bittiğinde çekeceğiz. Minel külliyeti, fakülteden mezun olacak. Fissenetil kadimeti, gelecek yıl. İnşaallahu, Allah dilerse. Ve lidâlik, işte bundan dolayı, hangi neden dolayı, yani mezun olacağından dolayı, tecitehidü hiye, o çalışıyor, kesiran, hem de çok. Kâbile usbu'ayni, iki hafta önce, intehet, bitti, sona erdi, minel imtihanatin nihaiyeti, nihai imtihanlar bitti. Nihai imtihanlar, yani final deriz buna. İntehet, bitirdi, hiye, o kız intihat bitirdi. Neyi bitirdin? Minel imtihanatin nihayeti, final sınavlarını bitirdi. Ve hasaret, ve kavuştu, ulaştı. Hiye, o kız, ala alamatin aliyetin. Cidden elhamdülillah. Gerçekten de diyor, yüksek derecelere ulaştı. Yüksek not almış. Elhamdülillah, hamd Allah'a aittir. Fi icazeti müntasafil ami. İcaze dinlenmek demek, tatil yapmak. Müntasaf yarı demek. Fî icazeti müntasafil âmi, yani yılın yarısı, yarı yıl tatilinde, vehebet gitti hiye o kişi, ila uluda, Uludağ'a gitti. Yani el cebelül âli, el cebelül âli Uludağ demektir. Parantez arasında diğer yazılışın diğer ismini vermiş oluyor. Peki Uludağ yarı yıl tatilinde neden gitti? Neden gidiyormuş? لِتَّرْوِيحِ عَنِ النَّفْسِ. Tervih, teravih kelimesinden geliyor değil mi? Tervih, dinlenmek için. عَنِ النَّفْسِ, yani dinlenmek için gidiyormuş. Ve تَزَحْلُقِ, ve kaymak için. عَلَى السَّلْجِ, kar üzerinde kaymak için gidiyor. Kimle beraber gidiyor? مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الطَّالِبَاتِ, öğrencilerden bir grupla birlikte. Yani öğrencilerle beraber gidiyormuş. Adet nebiletu, adet döndü, nebiletu, nebile, kable selasete eyyamin, 3 gün önce döndü. Nereden? Min Uludağ, Uludağ'dan. Bir selamin, sağlık sıhhat ile dönmüş, sağlıklı dönmüş. Ve kânet idi hiye, o nebile, neydi? Saideten, mutlu idi. Kânet hiye, hiye ne olur? Kânenin ismi olur, saideten haberi. Bi sıhhatin ceydetin, sağlığı gayet iyiydi diyor. Rattebet, düzenledi, hurfeteha, kendi odasını, rattebet hiye hurfete, ha mefru bihti mi hurfete, kendi odasını temizledi, düzenledi. Ve iadet, ve iadet, iade etti, en nazara, bakışı, yani tekrar etti, ile kutubiha, kitaplarını, iadet, iade etti, tekrar etti, en nazara, bakışı, ile kutubiha, kitaplarına tekrar baktı. Sümme sonra zehebet, döndü. Zehebet gitti. Li ziyareti ceddiha, dedesini ziyaret için gitti. Ve ceddetiha, ve ninesini de ziyaret için. Yani hem dede hem de ninesini ziyaret için, ziyaret amacıyla gitti. Peki gitmek sebebi ne yani? Ziyaret için gidiyor da neden ziyaret ediyor? Li tes'elehuma, onlara sormak için. Neyden? Yani halihima, hallerini, keyiflerini. Ve daha niçin gitmiş olabilir? Tek sebep bu mu? Hayır, bir sebep daha var. Li tusaide huma, onlara yardım etmek için. Fi i'dadi ta'ami, yemek hazırlama noktasında onlara yardımcı olmak için. Ve tenzifil beyti, evi temizleme noktasında onlara yardımcı olmak için gidiyormuş. Hiye o, yani kim? Nebile'den bahsediyorduk. Tuhibbu, sever huma o ikisini, kesiran hem de çok. Ve teteraddedu İleyhima beynel hayni vel ahar. Teteraddedi, tekrar eder. İleyhima, onlara, beynel hayni vel ahar. Yani sık sık, ara sıra onlara gidip gelmeyi tekrar eder. Teteraddedi. Lem tekun nebiletu, nebile olmadı. Ceyyideten, iyi olmadı. Fi sabahi emsi. Emsi dün demek. Fi sabahi emsi, dün sabah. Lem tekun, olmadı, değildir. Nebile ceyyideten, iyi değildi. Yani nebile dün sabah iyi değildi. Kânet meryulaten, kânet hiye meryulaten, kendisi hasta oldu, hastalandı, hastaydı. E'tekdü, inanıyorum. Yani öyle sanıyorum ki, öyle düşünüyorum ki, enneha, o nebile,
Ehadet aldı, berden bir soğuk aldı. Fi uluda, uludağda soğuk aldı. Yani soğuğa maruz kaldı. Dolayısıyla kendisine bir soğuk hastalığı, artık grip, soğuk algınlığı bulaştı. İsteykabat, uyandı. Minen nevm, uykudan. Ve caet, gitti. İle maidetil futuli. Caet'e gitti dedim gerçi. Caet geldi demek değil mi? Zehebe gitti. Cae geldi. Caet geldi. Hiye nebi ile. Nereye geldi? İle maidetil futur, kahvaltı sofrasına geldi. Velakinneha, fakat o nebi ile lem tekul, yemedi. Ve lem teşrab, ve de içmedi. Şeyin, herhangi bir şey yemedi, içmedi. Kânet idi derecetu hararetiha, onun sıcaklığı yani derecesi, ateşi idi, neydi? Aliyete, yüksekti. Onun ateşi yüksekti. Ateşlenmişti. Erbaine dereceten, 40 dereceydi ateşi. Ahadet aldı. Ne aldı? Aspirin. Esbirin. Aspirin aldı. Bir aspirin aldı ve vehebet, gitti. İlâ firâşiha, yatağına doğru gitti. Yaktarahtu aleyha. İktarahtu, ben önerdim. Aleyha, ona, nebileye. En ahudaha, onu götürmeyi. İler müsteşfa, hastaneye. Velakinneha, fakat o kendisi. Rafadat. Felem tekbel. Rafadat, reddetti. Felem tekbel, kabul etmedi. Ene, ben tekellemtu, konuştum. Bakın, tekelleme, tefaale, tefaal babından sonra ne geliyor? Ma'a geliyor. Tekellemtu, ben konuştum. Ma'a doktorati, doktorla beraber konuştum. Doktordan maksat da Semira'ymış. Semira Hanım'la konuşmuş. Bittilfun, telefon ile konuşmuş. Ve ehbertu ha, ve ben ona haber verdim. Anlattım yani. Yani haleti nebileti. Yani haleti nebile. Nebilenin durumunu o doktora ben haber verdim, anlattım. Fe hemen ardından etet geldi. Kim geldi? Hiye Semira geldi. Fil hali, hemen geldi. Ve fahasat nebile. Nebileyi muayene etti. Ve vesafet yazdı. Leha, onun için eddevae, ilaç yazdı. Reçete yazdı. Fevehebtu ile saydelifiye. Saydelifiye eczane demek. Ben eczaneye gittim. Ve iştaraytu eddevâe, ve ilacı satın aldım. Hatırlarsanız bu bablar verildiğinde, bu ünitede yani yukarıda bunlar ulama hemzesi, hemze-i vasıl, örneğin F veya V gelirse işte okunmaz, anlatılmış idi. İşte ve iştaraytu, ve iştaraytu aslında değil mi? Burada hemze esrelidir. İştaraytu, ifteale babu. İfteale, T de var, hemze de var ama geçiş yapıyorum. Buradan beri okuyarak geliyorum. Veştarayitu, ben satın aldım. Eddevâe, ilaç. Ehadet nebile eddevâe. Ehadet aldı. Nebiletü, nebile ne aldı? Eddevâe, ilacı aldı. İlacı aldı yani ilacı kullandı. Ellerine bugün in hafadat, düştü. Hararatuha, onun ateşi düştü. Ve tahassenet, iyileşti, güzelleşti. Haletuha, onun hali düzeldi. Elhamdülillah, hamd Allah'a aittir. Ettedribatu, bunları diğer taraftan, çözümden bakalım. Diyor ki iftale babında mazi, muza, emir, mastar yaz. Yani bu sizden istenecek zaten sınava girmeden önce. Şöyle bir sülasi mücerret fiil verildiğinde bunu işlenen tüm bablara çevirebiliyor musunuz? Kendinizi böyle test edin. Üç harfli verilen bir fiili İstediğin herhangi bir baba, bir kalıba çevirebiliyor musun? Kesinlikle çevirebilme yeteneğine sahip olmaya gayret edin. Sınavda bununla alakalı sorular çıkacaktır yani. %99 çıkar. Qarube, iftale kalıbını aktarırsan nasıl aktarılır? İqtarada şeklinde olur değil mi? En başa, aslında bak şurada kalıbı vermiş yani. İftale babını aktar ne demek? Bir de vermiş burada. Başa hemze, fa ile ayn arasında T getir demektir. Çünkü biz biliyoruz ki buradaki fa, ayn, lam harfleri orijinal harfleri temsil ediyor. Bu fa, ayn, lamın dışında burada hangi harfi görürsen onlar ilave harftir. Babın, kalıbın, formun özelliğidir yani. Karube aktarırsan ilk t rube olmaz yani. Burada ra zammeyi de zammeyle geçirelim, ötreli geçirelim değil. Buradaki kalıba uyması gerekir. Kalıptan maksat hareke, sükun, aynen olması gerekir. Bu yüzden ilk terabe. Yakteribu, ikterip, iktirabun.
İşte cevaplar burada var zaten görüyorsunuz. Anlatılması gereken yeri anlattığımı düşünerek. İn faale babına geçtik. Ne olacak? Faalenin dışında ne var burada? İn var. Öyleyse fiilin başına in eklersen işaret etmiş olursun. Kaseme, in gaseme. Kata'a, in kata'a şeklinde devam ediyor. Tefaale. Burada faale dışında ne var? Bir tane başta T var. Bir de aynı şeddelenmesi var. O zaman şekera, teşekkera. Mesele, temessele şeklinde devam edecektir. Tefaale kalıbını aktar derse fa var, ayn var, lam var. Fazlalık ne var? T var, elif var. T ile elifi ilgili yerlere eklersen kesturayı ilgili kalıba aktarmış olursun. Tekasera. Ne kasa? Tenakasa. Zıttını da düşün. Şimdi burada ne kasa vermiş. Sen ne kasaya git infial babını aktar mesela. Bunu bir dene. Hatta git ifal babına. Önceki ünitemizdeki bablara da aktarabilmen gerekir. Cehile. İşlenen tüm kalıplara, önceki ünite ve şimdiki ünite tüm kalıplara aktarabiliyor olman gerekir. Aşağıda karşılık olarak verilen ifadeleri anlamlı fiil cümleleri haline getiriniz. Fiil cümlesi haline getirmek için %90 oranında fiille başlamamız gerekir. Ne demek yani? %10 oranında başka bir seçenek mi var? Var. Fiil cümlesini elde edebilmek için illa fiille başlamak gerekmez. Mef'ulü başa alırsın. Ardından fiil getirirsin. Bu da mümkündür. Ama burada muhtemelen yani her örnekte tahmin ediyorum ki fiille başlanmıştır. Fiil getirirsin, ardından fail getirirsin, sonra meful getirirsin. Harfi cer ile mecruru ayırmazsın. Önce mecrur, sonra harfi cer gelmez yani. Bu kelime mecrur şimdi. Bunu sağa yazıp fiil harfi cerini sola yazarsan yanlışlık olur. El müdirane de esreli ama bu tesniyedir. Tesniyenin esra olması onun mecrur olduğunu göstermez. Nitekim tesniye kelimeler harekeyle değil harfiyle irap alır. Yani nun sağında elif varsa merfu, elif yerine ya varsa mensup veya mecrur olmaktadır. İstekbele el müdirani el vizira fil medari. Fiil, fail, meful, harficer, mecrur. Bu şekilde sıralanmıştır. İkiye baktığımızda fiil, fail burada ne lazım? Mef'ul lazımdır. Ama tekelleme, tefaül babı olduğu için yani T ile başlamış. Tekelleme, devamında şedde de var. Me'e ardından gelmesi gerekir. Yani failden sonra me'e gelecek. Fail tu olduğuna göre artık me'e hemen ardından getirebilirsin. Me'e mecrur etmek de değil mi? Zarftır. Kitapta harfi cer olarak geçmişti. Ardından gelen kelimenin mecrur olması gerekiyor yani. Bir tilfiyum. Biz bunu getirsek ne olur? Yani telefon kelimesini getirsem ne olur? Bir tilfun getirsem ne olur? Olmaz. Zaten bunun kendi harfi ceri var. O zaman doktor kelimesini getirmen gerekir. Ma'a edukturati. Daha sonra diğer kelime gelir. Zaten o şekilde sıralanmış. İstemerra fiildir. Ardından babilen gelmez. Çünkü mensuptur, mef'uldür. Önce faili getirmen lazım. Eddersu. Ardından babilen. Dörde bakalım. Dörtte de iste'edde fiildir. Başa alırsın. Ettullabu fail olduğu için ardından gelir. Belki el-imtihanu faildir. Olabilirdi ama manayı düşünürsen öğrenciler sınava hazırlandı. İste'edde hazırlandı. Kim hazırlandı? El-imtihanu sınav hazırlandı. Kime? Ettullabe öğrencilere hazırlandı şeklinde de olabilirdi. Ama öğrenciler sınava hazırlandı. Sınav öğrencilere hazırlanmaz. Öğrenciler sınava yönelik hazırlık gerçekleştirirler. Dolayısıyla sıralamayı, fail yapacağın kelimeyi, manayı gözeterek yapmak gerekiyor. Sıralanmış zaten 5 de var. Burada Arapçaya çevir. Araba kullanabilirim. Ebilmek, abilmek. Güç yetirebilmek nedir? İstedâ'a yestedî'u. Kullanabilirim yani ben yapabilirim. Öyleyse muzahirinin ben kalıbı. Birinci şahıs, tekil. Kalıbını elde etmen gerekir. Estadî'u en ardından gelecek. En'den sonra gelen fiil-i muzari mensub olacak. En ekûle seyyâraten. Bu kitabı kısa zamanda okuyabilirsin. Testadî'u en tekara'e hâdel kitâbe. Fî vaktin kasîm. Zaten burada sıralanmış. Yani ebilmek, abilmek olduğu için istadâ'a, yestadî'u kökü kullanılmış. Burada soru sorulmuş. Mî, mû, mû. O yüzden hel soru edatı kullanılmıştır. Şimdi 7'ye gelmiş bulunmaktayız. Türkçe'ye çevirin. Ehemmu hivayeti kıraatül kutub. Bunlar zaten geçmişti. En eftahe hadel bab. İsteara. Ettalibu kitabı emnel mektebeti. La istadî'u en i'işe biduni fulus demiş. Parasız yaşayamam. Yaşamaya güç yetiremem. T
Tekellemtu ma'a. Yine dikkat çeken bir nokta. Buradaki fiillerin üçlü kökünü bulun demiş. Çok önemli yani. Bunu çok önemsiyoruz. İstema'a. İsteği silersen geriye ma'a kalır. Böyle bir fiil yok. İki harfli fiil yok. Demek ki isteği silemezsin yani. Altı harfli fiilde isteği sileceğiz. Beş harfli de isteği silemezsin. Ne yaparsın? Hemze ve te'yi silersin. Geriye se-mi-a kalır. Hemze ve te'yi niye sildim? İstema'a. İftare. Benziyor değil mi? Aynı kalıp. Aynı hareket sükuna sahip. Dolayısıyla iftar babından olduğunu tespit edersen, iftar babının alameti yani ek harfleri nelerdi diye ezbere bilirsen, ilgili harfleri çıkardığında orijinalini bulmuş olursun. Yetekellemu. Tekelleme, yetekellemu. Ya harfi muzarat harfi olduğu için atılır. T harfi de bab alameti olduğu için atılır. Şedde de bab alameti, o da atılır. Geriye ne kaldı? Şedde atıyorum, harfi komple değil yani. Kelime kalır. Kelime. Teklem kalıyor. Yete cahilu. Ya muzarat harfi at. T bab alameti at. Şuradaki elif bab alameti at. Gerine kalır. Cehile. Tebareke. Tebareke lili bilil mülk. Yani Kur'an'da çok geçen şeyler bunlar. Tebareke t'ye at. Elif'e at. Gerine kaldı. Berake. Berike. Artık aynı fiilin hareketi ne ise. İtesele. İtesele. Ne var? Hemze var. Ta var. Atarsan geriye gasele kalır. Diğerleri de aynı şekilde. İn fetaha. İn sil geriye fetaha kalır. Teşecca. T'ye at. Cimdeki şeddeye at. O şekilde elde ediliyor. 9. Uygun olanla boşluğu doldur. En esbaha cehiden. La demiş bir defa. Ardından estadiyu. La estadiyu. Ben güç yetiremiyorum. Yapamıyorum yani. En esbaha cehiden. İyi yüzemiyorum demiş. Seudafi'u an risaleti mana ile alakalı değerli arkadaşlar. Seudafi'u müdafaa edeceğim. An risaletil majistir yüksek lisans risalesinin tezini emamel lecne jüri önünde. 3. İktarahtu aleyhi en ahudehu ilel müsteşfa. İktarahtu ben önerdim aleyhi ona. İbarede aleyha geçmişti. Burada aleyhi geçiyor. Bir erkeğe yönelik yani. Onu hastaneye götürmeyi kendisine teklif ettim. Kendisine onu yani. Sefe eşteriku fi mütemerin düveliyin fi Beyrut. Beyrut'ta uluslararası bir konferansa iştirak edeceğim. Kunt merilla. Ben hastaydım. Velane şimdi ise in hafebat hararati. Hararetim düştü. Ateşim düştü. Ve tahassenet iyileşti. Haleti benim durumum elhamdülillah. Yine kapatıp açıldı. Evet. Bu şekilde açıklamış oldu. Geçtik. Alıştırma 10 demiş. Artık noktalı yere hangi kelime gelmelidir? Fustu bil merkezil evveli fi müsabakati. Fi matar olsa mesela. Medar veya meriba. Hastalıktaki yarışmayı kazanmış. Veya nazar, bakış, müsabaka, yarışma. İşte kütüphanedeki. Yani manayla alakalı ve tabii ki o kelimelerin hareketiyle de az çok irab ile de bayağı bir alakalı. Fi gelmiş, ardından mecrur bir kelime gelmesi gerekir. Musabakati mecrurdur. Bu yüzden uygun olacaktır. Ama diğerlerinde hiç hareke yok en nazar hariç. Diğerleri her harekeyi almaya müsait olarak yazılmış. Mesela el mektebeti esteli yazılabilirdi. İla el mektebeti ama bilerek yazmamış. A'adel en nazara ila kutubiha. Manaları yazıyor. Mana artı İrab boşluk doldurmacada önem arz ediyor. Mesela biraz daha buraya bakmak gerekirse. Fustu ben kazandım bir merkezi evvel birinciliği. Nerede kazandım? Fi müsabakatil kıssatil kasiratı. Kısa hikaye yarışmasında. Kısa film yarışması mesela. Orada birinciliği kazandım diyor. Fi merivatil kıssatı olmaz. Fi merivla hastalıkta. Yani hastalık noktasında kısa hikayede. Olur mu? Olmaz. Kısa hikaye bir yarışma türü. Kısa hikaye bir hastalık türü değil. Veya kütüphanede kısa hikayeyi kazandım. Bir yarışma düzenlenmiş mi? Yarışma kelimesinin bu yüzden kullanılması gerekiyor. Hangi yüzden? Birinciliği kazandım diyorsa mantık olarak nerede kazanırsın bunu? Bir yarışmada kazanırsın. Bu yüzden yarışma manasındaki kelimeyi seçip buraya koymak gerekiyor. Mana ile alakalı. İkiye bak. E'tekidu inanıyorum ki enneha o kişi şeribet içti ma'en su bariden soğuk bir su içtiğini düşünüyorum.
Ve esbahat, işte bu yüzden de ne oldu? Esbahat oldu. Hiye, o kadın, Nebi ile Ayşe Fatma Hayri ne oldu? Meyrelatan hasta oldu. Soğuk su içmiş ve olmuş. Ne olmuş olabilir? Kendisi kütüphane olsun, kendisi yarışma olsun. Olabilir mi? Olmaz. Kendisi soğuk su içtiyse ne olur? Hasta olur yani. Mantık olarak. Mantık sorusu bir yerde ama bu mantık sorusunu cevaplayabilmek için cümle içerisindeki kelimelerden birkaçını da bulabilmemiz, bilmemiz gerekiyor. Kuntu ben idim e'tezimu, karar vermiştim. En edhebe, gitmeye de gitmeye karar vermiştim. İler mektebeti, kütüphaneye. Niye? Lidiraseti, ders çalışmak için. Ne olabilir başka? İler mektebeti yerine mesela ila musabekati, yarışmaya gitmeye karar vermiştim. Niye? Lidiraseti, ders çalışmak için. Yarışma ders çalışmak için gidilmez. Kazanmak için gidilir. Veya sonuncu olmak için gidilir. Yani ders için gidilmez. Veya ila ne olsun şuradaki, ilel metari, havalanına gittim. Niye? Ders çalışmak için. İla meryubatin, hastaya gittim. Niye? Ders çalışmak için. Böyle olmaz. Mana olarak kütüphaneye niye gidilir? Ders için gidilir. Okumak için gidilir. Rattebet, düzenleti Fatımetu, Fatma vurfeta, kendi odasını ve eadet, iade etti, tekrar etti en nazara bakışını ila kütübe, kitaplarına. Eadet, yani odasını düzenledi ve eadet, tekrar etti. Meyrilbatın hastalığı. Odasını düzenlemesiyle hastalığın bir ilişkisi yok. Ve eadet müsabakati. Müsabakati olamaz zaten. Eadet fiil. Müsabakayı getiremezsin. Hepsinin bir gerekçesi var. Eadet fiil hiye fail en nazara mefuldür. Bu yüzden mensup. Bu yüzden fetha ile yazılmış. İstekbeltu ebi fil metari. İstekbeltu, ben karşıladım ebi babamı fil metari havaalanında. Veya ile veya fi merilatın, hastada, hastanın içerisinde, kütüphanede karşıladım, bakışta, yarışmada karşıladım. Yani bunlar havalanda karşılamak daha mantıklı. Nitekim buraya kütüphane getirsen, Kore'ye ne getireceksin? Dersle alakalı bir şey, havalanı mı getireceksin? Yani mecburi olarak bu kelimeleri seçmek gerekiyor. Harfi celleri, uygun harfi celleri ilgili yere yerleştirin. İntakale'den sonra ila geldiğini unutmayın demek istiyor. İntakale el muallim nokta nokta nokta. İlgili yere hangi harfi cel gelir? Ne bileyim hangisi gelir? İşte şöyle bil. İntakale'den sonra ila gelecek. İktaraha'dan sonra ala. Tahaddese'den sonra ma'a. İttasale'den sonra ba harfi celri gelmesi gerektiğini. Esgaru ismi saf dildir. Ardından min harfi cerinin gelmesi gerektiğini bu şekilde ezberlerseniz çıkarsa hangi fiil çıktı ona göre ilgili kelimeyi seçersin. Geldik sonuncu sorularımıza. Ma hivayetüke sorusuna verilen bir yanıt hangi şıkta yer alamaz? Ma hivayetüke senin hobin nedir demekti galiba. Kıraatül kütüb, kitap okumak hobimdir veya resim yapmak veya pul toplamak veya yüzmek, spor yapmak. Riyaba spor demek, spor yapmak hobilerin arasında yer alabilir ama yağmur hobi değildir çünkü yağmur yapılan bir şey değil. Diğerlerin her biri insan eylemi iken mumdır, insan eylemi değil. Hobi senin bir eylemindir. Demek ki E şıkkı yani, aranan şık E şıkkıdır. Altıya bak, mezun olacak ne olur? Sefete teharracı olur. Geçti zaten ibarede. Se tehrucu, sefe yehrucu, harace yehrucu, tehrucu, yehrucu. Bunlar nedir? Sülasi mücerret fiiller. Bunlar çıkmakla alakalı, mezun olmakla ilgili değil. Olacak demiş, ecek, acak ve mezun olma fiili. Teteharracu, sefe teteharracu, se teteharracu. İlgili şık Diyarbakır yani. A olamaz, sülasi mücerrettir. Başta sin olduğu için ecek acak alır. Doğru ama nasıl manaları bu? Setehrucu, çıkacak demektir. Mesela evden dışarı çıkacak. Sefe yehrucu yine aynı manadadır. Yani setehrucu az sonra çıkacak. Sefe yehrucu birazdan, bir müddet sonra çıkacak manasına gelir. Teteharra cet ise mezun oldu manasına gelir. Mezun olacak manasında değil. Çünkü sin yok, sefe yok. Liyeteharracu, mezun olsun emrediyor. Kim olsun? O. Gayb yani. Üçüncü şahıs. Sefe teteharracu, o mezun olacak manasındadır. Aranan şık Diyarbakır. İki. Ene nokta nokta en edhebe. Hangisi olur? Hemen bir düşünüyoruz. Hızlı bir düşünüş. Ne olabilir arkadaşlar?
Ene ben e'tezimu karar veriyorum. Karar vermiş idim. Enedere gitmeyi ile uluda fi şitay kış mevsiminde. Ektesibu ben çalışıyorum. Şimdi e'tezime karar vermek demek. Ektesibu çalışmak. Estekbilu karşılamak. Etenavelu etevacidu. Bunların her biri yanlış. E'tezimu olur. Hangi yönden? Mantık bakımından. Başka bir şeyden değil yani. Ene ben ektesibu çalışıyorum. En edhebe gitmeyi. Gitmeye çalışıyorum şeklinde olabilirdi aslında. Olamazdı değil. Ama bu defa o olmaz. Buradaki ektesip bir çalışmak, meşgale, iş yapmak manasındadır. O da buraya uygun değil yani. Etezimu karar vermek. Yani kışın Uludağ'a gitmeye karar veriyorum, düşünüyorum, bunu planlıyorum manasında olacak bu. Ektesibu çalışıyorum olmaz. Kapı açıldı manası hangisinde vardır? İn fetaha. İn kesara. Geçmişti değil mi? İn kesara. Kesertü zücaca. Fenkesara dâreke zücaca. Yani açıldı. Baksan meçhul gibi duruyor. Mana meçhul ama yazılış olarak in fetaha yani infial babından mazi fiildir. Açıldı. Yere zaten bir fettaha var mazi olan. Dı, di, du geçmiş zaman fiili ya bu. Bir tek a ile b var o şekilde. Eftaha muzaridir. Tefettaha mazidir. Evet bu da mazi. İftah ise emir. Açıldı meçhul manası taşıyor. Bu sadece infial babında olduğunu bilirsen Bursa'yı seçersin. 3. Ma geldiğine göre ardından sağ tarafta ne olması lazım? Kellemtu. Babla alakalı. Kellemtu ben konuştum ma'at tabibi. Doktorla birlikte ellerine bugün konuştum manasına geliyor. Tekabeltu ben karşılaştım ma'at tabibi doktorla birlikte ellerine bugün. Etekabelu, tetehaddesu, etenakaşu gibi fiiller var. Demek ki kelleme yani fa'ale, fa'ilu, tef'il babından mazi fiil seçiliyor. 8'e bak. İstakbele karşıladı el müdiru müdür el vezira bakanı fil medari havaalanında. Müdür bakan havaalanında karşılaştı diyor. Hayır karşıladı olacak. C şıkkı müdür bakanı havaalanında karşıladı. Doğrudur. İstakbele karşıladı. Karşılaştı değil manasını bilmek burada önemli. 4. Tecahele. Bilir göründü. Bilir göründü. Cahillik yaptı. Bilmedi. Bilmiyor. Bilmezlikten geldi. Tecahile bilmezlikten geldi. Biliyor olduğu halde bilmiyormuş gibi yaptı. Bilir göründü değil. Bilmiyor göründü yani. Dolayısıyla E şıkkı. 9. Esadığı en. Ardından mensup bir muzari fiilin gelmesi gerektiğini biliyoruz. Gelecek olan bu fiilin şuradaki kalıpla yani estadiyu kalıbıyla uyumlu olması lazım. Estadiyu nasıl bir kalıp? Kendisi birinci şahıs değil mi? Tekildir. O zaman elden sonra gelen fiil de o şekilde olması gerekir. Tekellemtu bir defa mazidir. Tu'dan bunu anlayabiliyorum. Olmaz dolayısıyla. Tetekellemu ikinci şahıs olabilir. Üçüncü şahıs olabilir. Konumuz dışı. E şıkkı zaten yine mazidir. Tıpkı A gibi tu aldığından. Bursa'da Diyarbakır'a baktığımızda etekellemu tükellimu Diyarbakır olmaz uygun şahıs değil Bursa etekellemu etekelleme uygun olarak B seçilecek çünkü şuradaki kalıp ile aynı olması lazım yani birinci şahısla birinci şahıs 2'ye 2 üçüncü şahısla üçüncü şahıs olması gerekiyor idi. 5'e bakalım 5'te kısmın min kulliyetin ulumu sıhhiyeti noktalı yere ne gelmesi gerekir? Ettemrizu hemşirelik nedir? Şöyle şöyle bir şeydir. Elhivaye hobi nedir? Veya rivayet nedir? Veya riyabat nedir? Veya hendese nedir? Hepsi ilgisiz. Ettemrizu hemşirelik nedir? Kısmın bir bölümdür. Neden? Min kulliyeti ulumi sıhhiyeti. Sağlık bilimleri fakültesinden bir kısımdır hemşirelik. Diğerleri değildir. Korkarım davetine icabet edemeyeceğim. Korkarım. Ehafu. Ehafu. Ben korkarım ki enne. Şüphesiz ki ni. Ben len übelliye daveteke. Ehafu enneni. Len diyor. Bak len. Evet olabilir.
خاف أنني لن أقبل دعوتك. Devam ediyor. Şimdi manayı bir çözelim. Korkarım. خاف olur. Kim korkuyor? Ben korkuyorum. Neyden? Davetine. Senin davetine. İcabet etmek. Katılmaktan. Korku. Edemeyeceğim. Ecek, acak. Bir de ebilmek değil mi? Gerçekleştirmek var. Yani istediyan, istediyan, güç yetirmek var. Ardından en gelmesi gerektiğini, muzari bir fiil ve mensup bir fiil gelmesi gerektiğini biliyoruz. İstediyan, istediyan kökünden sonra. Bu kadar bilginin ardından mesela testten başlarım. Eşlikli, ehafı korkarım enneni ben, la übeyli. Yani istediyan, istediyan kullanmamış. Eşlikli direkt ele. Diyarbakır, ehafı enneni la istediyan. Evet, icabet edemeyeceğim en übeyliye, davetike, senin davetin. Diyarbakır olur. Ehaf enneni lem demiş bak bu defa. Lem istedi güç yetiremedim. Dili geçmiş zaman olur. Bu da ecek acak diyor. C şıkkı zaman uyumsuzluğu içerdiğinden olamaz. B şıkkı len kullanmış. Asla kesinlikle burada öyle bir mana yok. A şıkkı yine len kullanmış. Len olmamalı. Ne olmalı peki? İstedâ, istediyan'dan sonra en gelmeliydi. Şunlar ikisinde yani Ceyhan ve Diyarbakır'da olduğu gibi istedâ, istediyan kökünden sonra en gelmeli. Evet. Ama istedâ, istediyan'dan önce la mı gelecek, lem mi gelecek? Lem olursa icabet edemedim olurdu. Medim madı geçmiş zaman. La olursa gelecek zaman olur. Ecek acaklı olur. Bundan dolayı Diyarbakır olur.